Efendim ben Mine İnşadolu, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark Mütecavız Günlüklerinin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bir önceki bölümde... Bir saniye, kulaklığından ters takmışım onu bir. Düşünüyorum... Kurtu burada öldürebilirim ama burada almak istemiyorum. Hani öldüreyim ama almayacağım. Yani sağlam kalırsa döndüğüm zaman alırım. Kalacağını düşünmüyorum ama. Gel. Gel. Vay arkadaş ya. Gel sen de gel. Allah Allah. İkisini de tuturdum bu arada. All the way did I. This is the worst. Elim burkulduğu için çekemiyoruz galiba. Damn, I'm freezing. Vay arkadaş ya. Vallaha. Bok. Ya Allah'ım. İkisi de nasıl ölmüyor? İkisi de nasıl ölmüyor ya? Bıçak mı çekeceğim illa arkadaş ya? Bıçak çekseydik aslında, keşke ya. İkincisine bıçak çekme şansım yoktu zaten ama birinci kurtu öldürebilirdim yani. Saçma sapan şeyler yapıyoruz ya. Vallahi billahi ya. Sinirlendim. Ay ay. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Şimdi işin gücü yok. Bir gün daha burada bekle. Bir gün daha burada bekle. İşin gücün yok şimdi. Neyse, çabuk yoruluyoruz en azından. Biz bu sakarlıkla oynamaya devam edersek bu 18 ok bize yetmeyecek bu arada. Vallahi. Oh, I've never been so hungry in my life. Kendimi yormam lazım. Eldiven yırtılmış. Başka bir şey yırtıldı mı? Dışarı bunu giydiğim iyi oldu bu arada. Ne? Çok da kötü durumda değiliz. Ya sadece canımız az ya şu an. Bir de kapalı alan korkusu gelir bugün. Evde ekstra yatacağımız için. Sonra demek ki hepimize. Ver bunu ver. Şunu tamir edeceğim, bunu giyerim. Eldiven gitsin. Eldiveni ver. Bir de yırtalım ya.
Kumaş aldım mı ben yanıma? Tamam. Bir eldiven yapalım. Yarın yine yolculuk yapmak zorundayız bu arada. Eldiven, geyik derisine eldiven yapabilir miyim ya? 12 saat mi? Ya şu an zamandan çok neyimiz var? Sure. Olta'yla nasıl daha hızlı yapıyorum ya? Hadi dikiş gitimiz yok çünkü. 5 saat. Hayır. 6 saat. Ha, bana bununla gel. Stoklarımızı tüketeceğiz gibi duruyor. Bu bize ne kadar zırh veriyor? 3. Peki tavşan derisi eldiven mi iyi? Bu mu daha iyi? Bunun 3 zırhı var. Bunun da 3 zırhı var. 2-2 %50 3-5. 2-2 %60 3-0. Geyik derisi eldiven de iyisi. Çünkü %0. Koşmamı engellemiyor. 1 kilo ağırlığında. Şu %60 çok fark etmez, bu o kadar önemli değil de. Tavşan yani %50'den %60 inanılmaz büyük bir fark yok ama. Şu koşu olayı güzel olmuş. Onu kutlamam. Mümkünse geyik derisi ama değilse tavşan derisi kullanacağız. Geyik derisi bulmak daha kolay değil bizim için. Peki tavşan derisinden şapka ile kurt derisinden şapka arasındaki fark birazcık daha sıcak. 0,5 derece daha sıcak. Tavşan derisi rüzgara daha dayanıklı. Kurt derisi zırhı daha fazla. Koşu zararı vermiyorlar bize. Ağırlık kısmından fark etmez. Okey. Tavşan derisi ile kurt derisi arasında sadece stil farkı var. Birbirini geriz, birbirini geriz tarzı bir şey olur. Kurt derisinden pabuç. Geyik derisi bot, kurt derisi bot. Geyik derisi daha iyi gibi duruyor ya. Evet, geyik derisi daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Kurt derisi sadece... kurt derisinin özelliği yine koşmamı engellemiyor. O da iyi. 0,5 derece için... Ama %2 zırh da var. Yani mesela ayı derisinden palto manto giyip böyle koşunuzu düşürecekseniz... Bunu telafi etmek amacıyla kurt derisi ayakkabı giyebilirsiniz falan. Gibi gibi. Aynı zamanda kurt derisi çok daha kolay bulunuyor yani doğal olarak. Sürekli savaştığımız için. Yani karakteri yormam lazım ama yeterince zaman geçirecek kadar da yemeğim yok. Şu ikisini zaten saklıyorum. Bunları da pişirmeden yemek istemiyorum. Bunu zaten pişiremeyeceğiz. Zehirlenmeyelim ya. Gerekirse gece yola çıkacağız, bilmiyorum. Oh, zehirlenmedik. Zaman geçirmek zorundayım ya. Hani gece yola çıkmak falan değil problemimiz. Şu kondisyonu arttırmak problemimiz. Şu can havuzunu arttırmak problemimiz.
Tamam, yaklaşık 9 saat uyuyabilirim artık. Yani ne metal rafı ya. Gel bakalım. Bütün yemek stoklarını tükettik. Damn it. So hungry. Keşke şunu yeseydim ya. Oh, zehirlenmedik. Zehirlenmedik. Dokuz saat güzel bir uyku bizi tutacaktır biraz. Fırtına çıkmasın lütfen. Ya arkadaş, hay benim şansıma sıçayım ya. Biz bırak, vallahi bırakacağım. Vallahi bin tecavüz günlüklerinin burada sonuna geldik arkadaşlar yani, cidden. Yani ağaç yiyelim, ağaç da yiyelim. Yani ablacığım, yani sen de haklısın. Ağaç maç yiyelim yani, böyle olmaz böyle yani. Bir tecavüz günlükleri yani, inanılmaz. Yani bir hata yapmaya gelmiyor, inanılmaz yani. Yırtılırsa yırtılsın. Ben gidiyorum ya. Gidiyorum, fırtınada yürüyeceğim. Canım sıkıldı. Yapacak bir şey yok. Hataysa hata. Mantar toplamam lazım zaten. Yürü. Yanlış yoldan gitme şansım yok. Ana yoldan gitmem lazım. Hemen de yoruluyoruz arkadaş. Anında yorulmayalım ya. 20 kiloyuz bir de. Burası işte, yanlış yol burası. Dur şuradaki eve gideyim bari. Allah Allah, ben ne tarafa çıktım ya? Şurada ev yok mu ya? Neyse, dön, ofise dön artık, ne yapalım? Ters tarafa, tam ters tarafa gitmişim ben. O nasıl olduysa. Araç şurada. Hadi şuraya doğru gidip nasıl arkamdan çıktım anlamadım ya, hiç fikrim yok. Ön kapıdan çıkalım da direkt yoldan giderim. Sağ tarafa doğru. Az bir şey kalori vardı, o yüzden bir saat uyudum. %1 de olsa kondisyonumuz artsın. Oha, ısınmıyoruz bile. Vay arkadaş. Koşumuz da inanılmaz azalmış ya. Bizim koşumuzu engelleyen ne bu kadar ya? Hastalık mı acaba? Kıyafet yapmadık ki adam akıllı kıyafetimiz bizi engellesin.
Hah, en azından şu an rüzgar arkamızdan esiyor. O yüzden hızlı gidiyoruz fark ettiyseniz. Şimdi daha iyi oldu. Madene gideceğiz. Maden girişinde ateş yakabiliriz. Madenin giriş kısmında mantarlar var. Onları alacağız. Bu arabayı bakmışız zaten. Hiç uğraşmayalım. Zaman kaybetmeyelim. Yeterince kaybettik. Too cold. Zinc. Normalde kurtları aramaya çıkarım. Oklar için. Cesetlerin nerede diye. Mantarım olsa yapardım bunu. Yani hatamızı telafi etme şansımız olurdu. Şu an her şey o kadar üst üste geldi ki hatamızı telafi edemiyoruz yani. O hatayla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Evet. İkinci mantar uğrağımız burasıydı. Oh, burada bayağı mantar çıktı. Bayağı mantar çıktı. 9 mantar çıktı burada. 4 çay eder bunu. En azından burada şansımız tuttu. 4 çay oldu. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Bu bize bayağı bir 4 gün zaman kazandırıyor aslında. Şu an direkt bir yerlere başlamak zorunda değilim. Ama yemek sıkıntımız var. Evet, bir yere başlamak zorunda değiliz ama yemek sıkıntımız var. Henüz balığa güvenmek için, balıkçılığa güvenmek için de yeterli levelimiz yok diye düşünüyorum. İkinci seviye, üçüncü seviye olsa balıkçılığa güvenebiliriz ama bir tık daha gönül rahatlığıyla gidebilirim ama. Ne yazık ki yiyecek bir şey çıkmadı burada. Sırtlamayacağız. Ama burada alabildiğimiz bütün kömürleri almaya çalışacağız. Oo, cips fena değil, fena değil. Ne yazık ki buradan ilerisini araştıramayacağız. Var dediğim gibi kömür. Bulduğumuz kömürleri alacağız. Bir tane ekstra taş alalım. Okey, yolculuğa devam edeceksek bile benim sıcak bir çaya ihtiyacım var. Ayrıca doz niyetini de kullanabiliriz. Bunun yanı sıra burada yakamıyor muyum ya? Şurada yakamıyor muyum ateş? Vay arkadaş ya. İçeride başka varil gibi bir şey var mı? Bunu gözden kaçırdı. Üst katta var da üst kata çıkamıyoruz. Yok, ne yazık ki yok. Hoş değil, burada ısınıp devam edeceğiz yolumuz o zaman. Meşalenin bir anlamı kalmadı.
Şu madenlerin girişinde ateş yakabiliyorsunuz ya, bu madenin girişinde ateş yakabiliriz diye düşündüm ama yakamadık ne yazık ki. Neyse şurada bir saat zaman geçirelim. Fırtınanın inmesini beklesek mi acaba? Gideceğimiz yer çok da uzakta değil aslında, gidelim. Madene çok yakın bir yerde şey var, trailer var. Orada kalabiliriz. Daha önce girdim galiba çünkü ismi yazıyor. Binaya girmeden önce hızlıca şeye bakacağım. Şu tarafta geyik var mı? Fırtınadan sonra hava dinginleşirse belki şu geyiği alabiliriz. Evet, orada geyik var. Yemeğe ihtiyacım var şu an. Ateş de yapmam lazım nasıl şey için. Çayı pişirmek için. O geyin yanında hava dingin olursa geyiği eşyalarını da, derilerini de alıp, etini de alıp bugünü burada geçirebiliriz. Peki. Peki. Burayı almışız belli. Burayı temizlemişiz ama biraz zaman geçirmek adına. Rüzgar diniyor gibi bir ses var. Acaba... Yok. Yani büyük fırtına gitmiş ama şiddetli rüzgar var. Peki bunu kullanabilir miyiz? Çok da zaman geçirmemişim ama hızlıca bir şey daha kontrol etmem lazım. Şurada geyik var mı? Var. Hava rahatlıyor gibi ama. Şurada ateş yakıp. Kitabı okumayı bitirmedik. O zaman meşaleyle yakalım. Kömür var. Bizi ısıtır. Ateşi yakacağız. Geyiği alacağız. Mıntıkaya götüreceğiz. Havanın durumuna göre diğer geyiği de alabilirim. Havanın durumuna göre. Bir tane kömür at. Bir tane toplanmış odun at. Çok da fazla bir şey atmak istemiyorum. Bunu söndür. Okay. This is a shitty way to die. Ölmek yok ablacığım. Ölmek yok. Yalnız bu ateş benim geyiği alabileceğim kadar yakın değil. This is so cold. I just want to lay down for a bit. Vay arkadaş. Şuraya. Böyle kıyamamak çok canımı sıkıyor. Kış fırını yapalım, tamam. Ben bu sırada mantar hazırlayayım. Ağrı kesici var. Kuş fırını çayını sıcaklık için içebilirim.
şeye yarayıp yaramaması önemli değil. Ben şunu alacağım. Havada bir ısınamadı arkadaş ya. Üç dakikası var. Çaya bonusu devam ederken bir parça daha alabilirsem bağırsak. Bunun derisini almak sıkıntı olacak. Biraz çayını içip derisini alacağım. Önce bağırsak. Yes, bağırsak. Sıcaklık bonus devam ediyor çünkü. Bunları bekleyeceğiz. Bunları beklerken mantar hazırlayalım. I can't feel my hands. Ben ısınmam lazım. Evet, bunu enfeksiyon için içiyorsun. Bana sıcaklık bonusu da verecek bu. Yanlış yaptım. Elime bir meşale de alayım. Bu uzun sürecek çünkü. Aşağı demek söndü ya. Nice. Güzel. Güzel 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 güzel. İki bağırsak, bir deri. Bunları şöyle gönüllü bir yere koy. Şöyle. Güzel. Şurada biraz dinlen. Güzel. Dışarı bir bakacağız tekrardan. Eti buraya bırakacağım. Hemen dışarı. Hava acaba... Ateş yakabileceğim. Ah be. Güzel sahaba var ya. Neyse, bugün güzel yorulduk. Bugün güzel yorulduk. Yarın sabaha bakacağız artık. Ember almıştım ben. Hazır. Ne kadar süre sürüyor bilmiyorum ama bu. Şu an kıvılcım taşıyorum yanımda ateş yakmak için. Yarın sabah daha devam edecek mi bilmiyoruz ama bakalım. Efendim, YouTube çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Ah, nedir çektiğimiz bu acılar? Bakalım bir sonraki bölümde şu canı arttırabilecek miyiz biraz?